Evet, aşağıdaki aralıklardan hangisinde fonksiyonumuz artandır diye e, sormuş bize arkadaşlar. Artan tanımını hatırlatalım. x'in artan değerlerine karşılık y'nin de al, e, y değerleri de artıyorsa bu fonksiyona artan fonksiyon diyorduk. Ve biz bunu size şu şekilde de bahsetmiştik. E, grafik yukarı doğru hareket ediyorsa fonksiyon artandır. Aşağıya doğru hareket ediyorsa fonksiyon azalandır diye bahsetmiştik arkadaşlarım. Şu şekilde ifade edebiliriz. Peki buna göre şıklara bakalım. Eksi 3 ile eksi 1 aralığı demiş. Yani bize şu aralıktan bahsediyor arkadaşım. Eksi 3 ile eksi 1 aralığı. Fonksiyon aşağı doğru hareket ettiği için bu aralıkta. X'in artan değerlerine doğru. Bu aralıkta fonksiyon azalandır. Eksi 1 ile 1 aralığı demiş. Bakın eksi 1 ile 1 aralığı şurasıdır. Şu aralıktan bahsediyor arkadaşlar bize. E, fonksiyonu burada incelediğimiz zaman ilk önce azalmış sonra artmış. Yani bu aralıkta fonksiyon hem artan hem de azalan değerler gösterilmiştir. Bize artan olan kısım lazım. 2 ile 4 aralığı demiş. 2 ile 4 aralığını incelediğimiz zaman burada fonksiyon azalan bir değer göstermiştir. O zaman aradığımız cevap bu da değildir. Peki 1 ile 2 aralığına bir bakalım. Arkadaşım bir noktası şurası. İki noktası da burası fonksiyon barakta nereye doğru hareket etmiş yukarı doğru hareket etmiş yani y değerleri artmıştır bundan dolayı fonksiyon barakta artanmış.